Zeynep'ten hala ses yok. Şuna baksana ya. Sen bak. Benim çok ama çok güzel olmam lazım. Yoksa babam gene solgunsun bilmem ne diye başlar. Sana gelene kadar bugün gündem çok ağır. Seymen ağam, sen babamdan bayağı korkuyorsun ha? Ya korkmak ne kelime? Bana kendimi hep suçlu hissettiriyor. Seninle evlenmekle dünyanın en ağır suçunu işlemişim gibi hissediyorum. E işledin işte bak, cezasını da çekiyorsun. Şu haline baksana, benden bir gün bile ayrı kalamıyorsun. Halbuki senin keyfin ne kadar yerindeydi. İstanbul'a gelerek herkesi rahatsız ettim. Zeynep de yıkıldı. Sen var ya sen. Sen kaç yaşına kadar süt emmişsindir acaba Seymen? Çok uzun. Hala emziren olsa hayır demem. Ya dur. Saçım bozulacak. Bak makyajım. Gel buraya. Gel çabuk gel. Ben hazırım. Kızım bu ne hal? Alt tarafı aileyle yemek yiyeceğiz. Burada herkes böyle giyiniyor abi. Ne var? Neyse canım. İlgi onun üstünde toplanır belki. Babam onunla uğraşır. Boş ver hem daha iyi. Hadi çıkalım geç kaldık. Peki oğlum bundan sonrası ne olacak? Şu halinize bak. Sizi bu hale getiren insanlar arkasını bırakır mı? Bir daha deneyeceklerdir. Sanmıyorum baba. Sadece gözdağı verdiler. Nasıl gözdağı canım? Ölebilirdiniz. Suçlular en kısa zamanda bulunacak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ben de araştırıyorum. İş çok derinlere uzanıyor tabii. Ha deyince öyle sonuç alamayız. Sen bazı isimlere de ulaşmak lazım. Küçük adamları yakalasak ne olacak ki? Siz merak etmeyin. Koruma tedbirleri çok arttırıldı. Nerede? Etrafta bir tane bile koruma yok. Ne malum hala peşinizde olmadıkları? Koruma var babacığım. Siz görmüyorsunuz sadece. Babanızı da koruyordunuz. Ne oldu? Sen kapının önündeki arabanı koruyamadın. Şş baba, 40 yılda bir görüşüyoruz. Bırak çocuklar etrafa baksınlar. Biraz olaylardan uzaklaşsınlar. He? Söylediklerimi başta ailem dinlese pek problem olmaz aslında. Araba kapıdayken kurcalanmadı. Kapıda durması gereken araba ben yokken olmadık adamların altına verilirse olacağı budur. Evin bir koruma düzeni var aslında. Neyse. Ne desem size ikna edemeyeceğim nasılsa. Ya sen bizi bırak. Sen nasılsın bakalım? Düzenli yürüyüş yapıyor mu abla? Sizin olaylardan beri ucunu bıraktı. Kim? Yok öyle bir şey canım. Biz kalkabilir miyiz? Program ne? Zeynep'i Ortaköy'ü gezdireyim diyorum. Sonra da Tarabya'da bir arkadaşımın evine gideceğiz. Parti var da. Benim okuldan arkadaşlarım falan da gelecek. Boğaz Vapuru'yu da geçeceğiz. Karşı tarafı da görmüş olur böylece. Yo partiler falan. Havalandın iyice Murat. Bu hafta kaçıncı parti bu? Ne sandın baba? Seninle sonsuza kadar çocuk parkına gidecek hali yoktu. Büyüyorlar bir gün işte. Bu benim tek arkadaşım. Çok iyi anlaşırız biz. Bütün filmlere giderdik. Ama artık şimdi kızlar var. Benim pabucum da dama atıldı. Gene gideriz. Dede buradayım. Bir yere gitmiyorum Allah Allah. Hadi siz gidin hadi. Zaten abinler de hastaneye gidecek. Akşam 10'da Zeynep'i otele bırak. Doğru eve Murat tamam mı? Tamam. Sana emanet. Bak dikkatli ol. Tamam. İşte bitti. Galeriye gidelim değil mi? Sonra da otel. Çok yoruldum bugün ya. Canım benim. Babam harap etti seni. Abi evdekilere bir şeyler alalım diyordum. Sabaha kalsın o. Ha ya da siz gidin Bahar'la alın. Ya abi her seferinde şart mı? Daha ben yeni bir sürü bir şey getirdim. Olmaz oğlum beklerler. Ha bir de unutturma Rıza'ya Galatasaray formasıyla şapka alınacak. Söz verdim. Nihayet. Geldik. Çok güzel şeyler aldık. Ay evdekiler bayılacak.
Az kalsın bir de ev alıyorum. Direkten döndük abi. Geçmiş olsun. Ay Seymen, bir ev gördük. İki katlı. Hani o minicik eski evlerden var ya, onlardan. Böyle 3 metre bahçesi var. Üst katı deniz görüyor. İskemleye çıkınca ve ayağının ucunda yükselince. Olsun ya, çok gidiydi. Mavi böyle. Pencereleri beyaz. Hani her tarafı tahta. Ya oyuncak gibiydi. Elbiselerini asmak için mi istiyorsun o evi? Hayır ya, bize yeter. Kendi zevkine göre 3 parça eşya alacaksın. Buraya falan gelip gittikçe kalmak için. Kendi evimiz. Kendi seçtiğimiz tabaklar. Ufacık bir halı. Ay Seymen, çok güzel olur. Bakarız hanımefendi, bakarız. Daha bugün 2 araba aldık. Dur bakalım. Ay Zeynep delirecek. Acayip şımartıyorsun abi Zeynep'i. Bize hiç böyle yapan olmadı. Ona zaafım var. Ne yapsa kızamıyorum. Babamı da böyle parmağında oynatırdı, hatırlıyor musun? Ben dönünce onu direksiyon çalıştırırım. Yoksa ilk günden duvara çıkar. Sakın çıkmasın. Ben şunları bırakayım, bir duş yapayım. Sonra gelip ikinci içkiye katılırım. Bu ev işi ne ya? İşe yarar bir şey mi? Ya yok abi ya. Hap kadar bir şey. Birkaçımız aynı anda uğrasak yıkılır. Bizim sülaleye göre değil. Bana bak. Aslında bir yer bakmak lazım. Kız haklı. Sen gelmeden bir doğru dürüst araştırsan. Ama şöyle doğru dürüst bir yer. Zeynep burayı kazanırsa lazım zaten. Dilara da sık sık gelip gider. Ona da iyi olur. Herkese bir havalandırma bacası olarak lazım. Ama kimseye bir şey belli etme. Her kafadan bir ses çıkar çekemem. Uygun bir şey bulunursa bir düşünürüz. Olur abi. Bakarız.